Herkese merhabalar. Ben Ahmet Toğaç. Uşak Kısa Film Festivali'nin yönetmen söyleşilerinde bugün uzun bir hikayenin yönetmeni Mehmet'le beraberiz. Mehmet nasılsın? Merhaba, iyiyim. Sen nasılsın? Herkese merhaba. Teşekkürler, ben de iyiyim. Filminden ve kendinden kısaca bahsedebilir misin? Zaten yeterince sorun var. O yüzden gerekli konuşmayı daha sonra da yaparız. Ya ben Mehmet, 1990'da Diyarbakır'da doğdum. Yaklaşık 6-7 yıldır bu işle uğraşıyorum. Yani daha doğrusu önce fotoğrafla başladım. Tabii çoğu fotoğrafçı bildiğin üzere sonradan sinemaya geçiş yapıyor. Yani sinemada kurgu film hiç yapmadım henüz. Yani hep işte deneysel, belgesel. 2018'de ilk deneysel filmimi çektim, Zaman isimli. O da çok kısaydı. Yani 1,5 dakikada zamanla ilgili deneysel bir film yapmıştım. Ondan sonra Kent Belleği isimli bir video art işim oldu. Berlin'de, Zürih'te, İsviçre'de falan gösterildi. Türkiye'de de birkaç yerde gösterildi. Hatta geçen hafta da Almanya'da bir mekan, ismini şu an tam hatırlamıyorum. Onlar da gösterdi. Hatırladım bu arada. Berlin'de Apartment Project isimli bir böyle dışarıya koyuyorlar monitörü. Yoldan geçenler izliyor. İşte orada gösterildi. Bu filmi de nasıl yaptım bu filmi? 2015'te, 2016'da hatırladığınız üzere Türkiye çok karmaşık bir dönemde geçiyordu. Yani her yerde bombalar patlıyordu. Bilmiyorum sonra darbe oldu. Ondan önce bu çatışmalar falan derken o dönem ben serbest gazetecilik yapıyordum Diyarbakır Sur içinde. Hani bayağı bir fotoğraf video çektim. İşte yani nereden baksam bir 4 sene bu fotoğraf ve videolara dokunmadım. Çünkü biliyorsun hani arşiv önemli. Ya tabii bir şey kayıt altına alıyorsan hemen onu kullanmak da gerekmiyor. Ne bileyim ortalık sakinleşir. Bir devri daim olur, zaman geçer. Ondan sonra işte 2019 yılından itibaren bunların üstüne oturup düşündüm. Yani nasıl bir şey yapabilirim diye düşünürken işte yardım aldım, birkaç güncel sanatçı da vardı, belgeselci de vardı. Onlarla birlikte oturup biraz konuştuk. Tabii onlar az bir katkıda bulundu hani fikir bağında. Yani çoğunluğu benim işimdi. İşte ortaya böyle bir belgesel çıktı. Yani ben açıkçası belgeseli yaptığımda bu kadar rağbet göreceğini beklemiyordum. İşte Berlin'de 10. Kürt Film Festivali orada gösterildi bu sene. Yaklaşık 2 ay önce, Ekim ayında. Sonra İzmir'de hatırlarsın geçen ay bir film festivali oldu. İki Yaka Kısa Film Festivali. Orada gösterildi. Bilmiyorum duydun mu orayı? Evet evet biliyorum. Cezayir'de bir festivalde gösterildi. Dördüncü de sizin Uşak Film Festivali. Hani şu an dördüncü bilmiyorum daha fazla olur mu olmaz mı? 5, 6, 7 falan olur mu olmaz mı? Ama hani benim felsefem hep deneysel veya belgesel. Şu anda yeni bir belgesel yapıyorum. Unutamadığım Günler isimli. O da yine arşiv görüntüler. Bu belgeselin bir nevi devamı niteliğinde bir belgesel olacak. Batman Kültür Sanat Merkezi ile birlikte yaptık. Onlarla bir atölye gerçekleştirdik. Oradan çıkacak hani bir sorun olmazsa. Yani bu şekilde ama henüz oturup da bir öykü yazamadım. Üniversite yıllarında hikaye, şiir falan yazıyordum ama oturup da bir öykü yazıp kurmaca bir film yapayım falan. Yani henüz yapamadım. Yapabileceğimi de bilmiyorum. Hani daha çok böyle realist bir bakış açım var. Yani görsel anlamda. İşte fotoğraf olur, video olur. Belki bu biraz da şeyden kaynaklanıyor. Geçmişte gazetecilik yaptığım için serbest gazetecilik vesaire. Hep olan bir gerçeği işlemek bana daha cazip geliyor. Hani evet her gün oturup en az 2 tane film izliyorum Amazon'da ya da Netflix'te. Ama kendim henüz yapmadım yani. Yapar mıyım? Zamana kalmış yani. Bu şekilde söyleyebilirim. Senin sorun varsa tabii belgeselle ilgili alabilirim. Tabii tabii yani oldukça sorun var. Sen de bayağı bahsettin evet. Ama bana da yer açtın. Teşekkürler de bir. Rica ederim. Unutmam burada önemli. Aslında yani hikaye yazmadım diyorsun ama sonucunda belgeselinde bir anlatısı var ve bir evet. Dinlenme üzerinden bir kurgu da yapıyorsun aslında. Tanık ve göç diye ikiye bölüyorsun aslında evet. Belgeseli ve bu bölümler aslında filmi yapmadan önce aklına değildi diye varsıyorum. Çünkü arşiv diye topladığın görüntüler olduğunu evet. Hatta belki serbest gazetecilikle belki gerilla filmciliği yan yana koyabileceğimiz bir yerde var. Evet. Birçok belgesele ya da hatta kurmacaya göre tırnak içinde özensiz gibi görünüyor ama aslında belgeselin o gerilla belgeselciliğin biçimiyle de harmanlanıyor. Evet. İlk başta belki bu kısa bir soruyu sormak isterim. Hani bu mevcut kurgu ilk başta var mıydı yoksa hani arşivdeki görüntüleri izlerken böyle bölümlenme yapıp bu kurguyu mu çıkarmak evet. istiyorsunuz? Aslında şunu şöyle cevaplayabilirim çok fazla detaya girmeden. Yani yıllardır benim 3 tane
üzerine durduğum kavram var. Tanık, göç, bellek. Bellek ama belleğin de bir alt kategorisi var. Kent belleği. Zaten dedim ya 2019'daki video ismi de kent belleğiydi. Sur'daki kentsel dönüşümle ilgili bir video yapmıştım. Yani kendimi bildim bileli özellikle kent belleği, göç ve tanıklık üzerine üretimler, fotoğraf ve video üretimler yaptığım için senin de sorduğun üzere başlarken zaten bu kavramlar kafamda vardı. Ama kurguda bayağı zorlandım. Hani 3 ay 4 ay sürdü, başladım, iptal ettim. Sonra işte geçmişten bir Kürtçe dengbej diyoruz burada biliyorsundur. Sözlü kültür ürünü. Oradan bir parça buldum 1980'lerden. Yani kurguda biraz zorlandım ama bu kavramlar zaten vardı. Ama senin de söylediğin gibi gerilla filmciliği, hani o şekilde biraz var olan görüntüler ki dikkat etsen görüntüler, bazı görüntüler çok amatör görüntüler. Yani o dönem kötü bir kamera kullanıyordum. Netlik iyi değildi. Zaten motor sesi giriyor videoya. Ama işte görüntü önemli. Her ne kadar kötü de olsa görüntü gerçekten çok önemli. Bir de hani bu işi yapanlara şöyle de bir tavsiyede bulunabilirim. Doğru insanlardan akıl almak çok önemli. Mesela birkaç kişi ya bu hiçbir işe yaramaz uğraşma falan dedi. Ben dinlemedim. Kendi yoluma baktım. Kendi düşüncemi uyguladım. Hani bu noktada da hakikaten çok önemli. Doğru insanlardan akıl almak. Bence de yani söylediğin şeyler de benim sorulara fırsat tanıyor sormama. O yüzden kendi sorularımın yerini değiştiriyorum. Ve bu 80'lerdeki ağıtla aslında günümüz görüntülerini birleştirmen üzerine bir şey sormak istiyorum. Tabii. Yani bir taraf aslında görüntü bandında günümüzden bir örnek geçerken ses bandında bir 80'ler ağıdı dinliyoruz ve bir bakıma bir Evet. kontrast da oluşturuyor bu ikisi. Filmin adının da uzun bir hikaye olduunu düşündüğümüzde sanki 80'lerden günümüze kadar gelmiş bir olay. Ama Evet. değişerek değil de daha çok kendini tekrar ederek aynı acıyı izliyor gibiyiz. Yani 80'lerde olanla 2019'da, Evet. 2015'te olan belki arası uzun görülüyor süre zarfı ama sanki aynı acıyı tekrar ediyor ve başka insanlar aynı acıyı yaşıyor gibi düşünüyorum. Yani bilmiyorum sen bu yoruma katılıyor musun? Tabii, ben de zaten bu yoruma katılıyorum. Ben de bu yorumu düşünerek yaptım. Bir de şöyle bir detay var. O 1980'lerde sonradan ismini öğrendim. Dengbej Zaharo isimli biriymiş. Orada şeyden bahsediyor. Biliyorsun 1980'lerde Türkiye'de çok kötü bir darbe oldu. O darbe olurken bu sözlü ağıtta bahsedilen şey şu. İşte bir köylü bir köylüyü sevmiyor. Sevmediği köylüyü devlete ihbar ediyor. Devlete gelip bunu götürüyor, işkenceli bir şekilde öldürüyor. Yani 1980'de olan bu olay. Orada bir ağıt var. Hani Türkçe'ye çevirdiğim zaman bu şekilde. Ben işte oradan geçmişten arşivle ilgili, bellekle ilgili yani günümüze bir şekilde uyarlamaya çalıştım. Tabii hani bu ne kadar etkili oldu orası izleyicilere kalmış. Bence önemli çünkü bu sesteki ve görüntüdeki birbirini tamamlayan biçimlerin kuvvetli olduğunu düşünüyorum ki filmin başında da bir ses kaydı var. Hemen Ben konuşuyorum, evet. evet hani yönetmen bizimle konuşuyor gibi hissediyoruz ve o objektif bir kayıt yapan kameraya karşılık ses bandında çok kişisel bir yorumunu katıyorsun ve bu şekilde aslında bir ses aracılığıyla hikayeyi takip etmeye başlıyoruz. Bu karşıtlık Evet. aslında girift bir yapı da oluşturuyor bence filmine dair. Sen görüntülerden söz ediyorsun ama aslında ses de bence çok kuvvetli değil mi burada? Hem belgeselcilikte hem Evet. o kentin belleğini kaydetmede görüntüler kadar bir yandan kentin sesleri de ne kadar önemli film için. Evet. Yani şöyle bir şey var. Mesela bugüne kadar yaptığım işlerde çok kaliteli bir ses kullanmadım. Elimde yani 300-400 TL'lik bir mikrofon var. Öyle gidip de büyük bir ses sistemi de kullanmadım. Zaten bu tip işlerde biliyorsun çok da gerekmiyor. Ben de hani imkanlar kısıtlı olduğu için olabilecek en az masrafla yani en iyi işi ortaya koymaya çalıştım. Mesela şöyle bir örnek verebilirim. Belki bizi dinleyenler izlemek ister. Netflix'te tam ismi LA 92 yani Los Angeles 92 yanılmıyorsam. Evet tam ismi bu belgesel. Ben bu belgeseli 2 hafta önce izlerken çok etkilendim. Çünkü benim şu belgeselle ilintili bir belgesel. Günümüze dair hiçbir görüntü yok. Hiç kimse konuşmuyor. Sadece arşiv görüntüleri üzerinden yapılan 2 saate yakın müthiş bir belgesel. İşte o dönem Amerika'da olan bir iç isyanı anlatıyor. Bu isyan siyahiler isyan ediyor. Sonra bu şeye dönüşüyor. Herkes birbirini öldürmeye, dükkanları yağmalamaya başlıyor. Tavsiye ederim eğer izlemek istersen. Yani günümüze dair hiçbir görüntü, hiçbir konuşma yok. Yani günümüzde mesela Ahmet konuşmuyor.
bütün film baştan sona arşiv görüntüleri. Yani ben izlerken çok etkilendim. Yani bu şekilde hani bunu söyleyebilirim bununla ilgili. Buradan da seyircilerimize öneride bulunmuş olalım. O zaman ben biraz da filmin sosyal olanı kaydetmesiyle ilgili bir şey sormak istiyorum. Yani yine Kent Belleği ve aslında aynı konulardan söz ediyoruz ama dikkatimi çeken şey şuydu. Görüntüdeki insanlar aslında üzerinde çok ciddi bir sakinlik var bence. Evet. Sanki her gün yaptığı bir eylemi tekrar ediyormuş gibi görünüyor. Yani gündelik bir işi gerçekleştiriyor sanki. Bu onlar için hani yıkımın sıradanlaşmasıyla mı ilgili yoksa çaresizliği bir şekilde onların işte o göçün çaresizliği bir şekilde böyle davranmayı mı itiyor? Yani ne demek istersin buna? Yani en azından Yani senin aslında ben de evet. Ben de hani doğma büyüme buralı biri olduğum için hani bununla ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Hani aslında söylediğin her iki şey de hem geçerli hem geçersiz. Şöyle geçersiz. Zaten 90'lı yıllarda da biliyorsun burada baya bir fail meçhul oldu. Burada 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda, hatta 70'li yıllarda. Yani nereden baksan bu coğrafyada 30-40 yıldır bir durulmayan su var yani öyle söyleyeyim. Olabilecek en az şekilde söylüyorum. Yani insanlar bir şekilde alışmış. Mesela o dönemde evet ben de videoları izlerken hakikaten insanlar çok sakin. Ya ben 8 yılın burada geçmemesine rağmen bana sorsan mesela ben 2015'te HDP mitingini takip ediyordum bir gazeteci olarak. O dönem gazetecilik yapıyorum. Mesela sağımda solumda bombalar patladı. Hatırlarsın 5 kişi vefat etti, 12 kişi ayaklarını kaybetti. Yani sadece ben sakin bir hayatım varken bu şehirde mesela 4-5 defa bombalı eyleme bizzat şahit oldum ya da yakındım. Hani buradaki insanlar geçmişten günümüze bu tip olayları çok fazlasıyla yaşadığı için artık bir şekilde alışılmış. Yani insanlar alışmış bu şekilde travmalara. Ve hakikaten enteresan yani evi orada evi kalmış, eşyalarını toplamış el arabasıyla ya da küçük bir pikapla eşyalarını taşıyor ama insanlar gayet sakin görünüyor. Hani bu da geçmişteki tecrübelerden kaynaklanan bir soğukkanlılık. Yani benim tespitim bu yönde ki ben hani bu noktada çok gözlem de yaptım. Benim oturduğum şu anda oturduğum semt İstanbul'daki Gazi Mahallesi gibi bir yer diyebilirim. Hani burada da çok olay oldu zamanında. Hani ben 10 yaşındayken filan bizim sokakta hiç unutmam sürekli kapkaç yapılırdı, çatışmalar olurdu. Yani insanlar bir şekilde göre göre artık alışıyor ya da duyarsızlaşıyor ya da senin de söylediğin gibi çaresizlikten ötürü sakinlik var. Bu şekilde yani. Ama tabii günümüzde şu an şehir daha sakin. Hani kriminal olaylar şu an yok denebilecek kadar az. anladım, anladım. Yani daha fazla konuşmak isterdim ama dediğim Evet. gibi sınırlı bir süremiz var. Senin kapanış için söylemek istediğin bir şey var mı ya da film üzerine bahsedemediğin ve belki son olarak söylemek istediğin bir şeyler var mı? Yani film üzerine şöyle bir şey yani keşke o döneme dair daha profesyonel bir ekip daha uzun 2 saatlik 3 saatlik bir çalışma yapsa. Yani mesela böyle bir beklentim var. Yani ben kendim yaparım diye düşünüyordum. Çünkü elimde çok fazla görüntü var. Saatler sürecek görüntüler var. Yani belki ileride bu filmin daha detaylı, daha profesyonel ya da uzun metrajlı bir hali ortaya çıkabilir. Yani son söyleyeceklerim bunlar. Herkese selamlar, sevgiler. Görüşmek üzere. Teşekkürler.